19 Nisan, 25 Nisan değerli oğlak burçları nasılsınız? Yükselen Vay burcunuzu dinliyorsunuz. Akay Official Instagram sayfam günlük yorumlarımı da takip edebilirsin. Yeni aşk size sinyal verebilir. Yoldan geçtiniz, birine çarptınız, aşık olabilirsiniz. Uzun süredir hoşunuza giden biriyle iletişim evresine geçiş sağlayabilirsiniz. Çok güzel çünkü. Yani karşınızda çok güzel size ilgi duyan her iki tarafta da atılımlar var. Bu atılımları doğru değerlendirdiğinizde içinizdeki çocuk hayata yeniden dönecek ve bu gelişmeler hem iş hayatınızda hem şansınızın hem de duygusal hayatınızın bereketleneceği bir hafta olacak. Yani siz aslında duygusal olarak iyileştiğiniz sürece parasal hayatınızdaki aksilikler geride kalır. Özellikle geçmişten birini bekliyorsanız ve hesaplaşmak istiyorum, içime uhde oldu diyorsanız hesaplaşma döneminiz 11 Mayıs, 10 Mayıs'a kadar gerçekleşmiş olacak ve içinizdeki ühdeniz yarım kalmayacak diyorum. İş hayatınızla alakalı biraz enerjinizi böyle düşüt, başlayayım mı, yapayım mı, yapmayayım mı, hep yarım kalıyor demeleriniz ve umut ettikçe her şey terse düşüyor demeniz ve bu sizin psikolojik olarak çok yorgun olduğunuz ve uzun süredir beklediğiniz olayların hep ters gitmesinden kaynaklı güven kırıklığınız var. Aslında bu hafta tam zamanı işinizle alakalı doğru oluşumlar, yeni anlaşmalar, yenilikler ruhunuza çok iyi gelecek ve hedeflediğiniz başarıyı, işinizle ilgili hedeflediğiniz noktalarda çok güzel aydınlanmalar yaşayacaksınız. Özellikle büyük kurumsal firmada çalışıyorsanız yöneticiler ve ortaklı adımlarla size çok güzel başarılar elde edeceksiniz. Hak ettiğiniz değer var gözüküyor. Eğer uzun süredir bir işe girmek istiyorsanız ve odaklandığınız bir iş kapısı varsa orayla iletişim sağlayıp o kapıları zorlayıp o kapıya adım atacağınız gözüküyor. Ortaklı bir işiniz varsa, ortak süreçte anlaşmazlıklar, gerginlikler varsa ortaklık ayrımı gerçekleşecek ve herkes doğru adımlarla kendi yolunu ilerleyecek. Ortaklı işinizi büyütmek ve daha büyük ortaklıklarla anlaşma yapmak istiyorsanız özellikle Mayıs haftası bu konularla ilgili olumlu ve hayırlı olacağını söyleyebilirim. Yani sürpriz iş anlaşmaları, sürpriz yenilikler ve beklenmedik aşklar kapınızı çalacak. Ama bu hafta telefon trafiği, yani telefon elinizden, yani hani deriz ya kulağım ıslandı, telefon ıslandı. Hiç düşmeyecek. Devamlı iletişim, devamlı haber, devamlı yoğun tempo içerisinde olacaksınız. Ve halletmeniz gereken işleri de telefon enerjisiyle bitirecek gözüküyorsunuz. Özellikle teknolojik dijital alanda iş yapan bazı oğlak burçlarında yurt dışı ile ilgili bağlantılarınızda güçlenme, haber beklediğiniz noktalarda olumlu haber gelişi ve istediğiniz olumluluk imzaları atılacak gözüküyor. Şöyle bir durum var. Enerjiniz düzelmeye doğru ilerlerken pozitif enerji yüklemeyi öğrendiğiniz sürece enerjiniz doğru ilerleyecek. Çünkü siz geçici pozitif enerji yüklüyorsunuz. Kalıcı enerjinin kültürünü bilmiyorsunuz. Lütfen derin derin nefes alarak yoga, meditasyon ruhunuza iyi gelecek enerjileri yükleyin. Çünkü Mayıs sonuna kadar hedeflediğiniz borcunuz ya da elden çıkması gereken paralarınızla alakalı doğru oluşumlar olacak ve risk altından çıkmış olacaksınız. Şöyle söylemeyeceğim, rakibiniz varsa, kendisi size rakip gören firmalar varsa, bazı firmalarla ilgili size bir teklif gelecek. Değerlendirmek isterseniz değerlendirebilirsiniz ama siz onların üstüne geçiş yapacaksınız. Niye değerlendiresiniz diye düşünüyorum. Aslında başarılı ve olumlu bir hafta. Yani 12, 13, 14 Mayıs'a kadar da bu başarının keyfini çıkartacaksınız. Çocuklarınızla tatil planı yapmak istediğiniz yurt dışı seyahatleriniz ya da bunlarla ilgili karar vermeniz gereken olaylarınız var. Evet, gideceğiniz yurt dışı değil ama şehir dışı seyahatler, çocuklarınızla geçireceğiniz vakit size iyi gelecek diyorum. Sizde baba ya da anne sağlık problemi olabilir. Bununla ilgili tedavilerle koşturabilirsiniz. Sizin de genizeti ve boğaz enfeksiyonlarınız bu ara dikkatinizi çekmeli ve siyatikleriniz söz konusu ve prostatla ilgili sıkıntı söz konusu olabilir. İhmal etmeyin diyorum. Doğru adımlar atmaya karar verdiğiniz sürece bu hafta sizde kazanç ve Mayıs'ın 20'sine kadar bu kazanç devam edecek. Satmak istediğiniz toprak, ev ya da araç konunuzla alakalı da el sıkışma anlaşma gerçekleşmiş olacak ve sizin istediğiniz fiyata satılacak gözüküyor. Uzun süredir eviniz size dar geliyor da enerjisi güneş ışığı alsın, arka balkon olsun, önü ferah olsun dediğiniz bir ev kapınız da var. Taşınmak istiyorsanız yeriniz doğru ve taşınmanız gerekiyor. Yabancı dil eğitimi olabilir.
Farklı kurslara merak sarabilirsiniz. Bu ara eğitimler konusunda kendinizi gayet renkli ve keyifli göreceksiniz. Bu da size iyi gelecek. Yakın bir dostunuzun dedikodusunu yapabilir ve bu dedikodu lafı size geri dönebilir. Bununla da pişmanlık yaşayıp özür dilemek zorunda kalabilirsiniz. Dikkat edin, gereksiz dedikodundan uzak durun diyorum. Kardeşler arasındaki gerginlik yumuşama evresinde, birbirimizi affedip daha sıkı sağlamlık evresinde olacağız. Değerli oğlak burçları, beklenmediğiniz bir para hanenize giriş yapacak. İş mahkemeniz varsa da sizin adınıza sonuçlanmış olarak gözüküyor. Sevgi ve mutlulukla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.